Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe Photoshop 2023 sürümünün temel ayarlarından bahsedeceğim. Bu temel ayarları nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Hadi başlayalım. Adobe Photoshop'u açtığınız zaman Edit bölümünden Preferences'ten genel ayarlara geliyorsunuz. Bizim ayarlar menümüzü bu şekilde, programın arayüzü veya performansını burada bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bizi karşılayan genel ayarlar bölümünde değiştirmek isteyeceğiniz ayarlar olabilir. Bunlara şu yeni bölüm dokümanterinin arayüzünü kullanmıyorsanız yapabilirsiniz. Burada programın bir resim attığımız zaman tekrardan kendini boyutlandırarak açıyor. Bunu kullanmak istemezseniz buraya boş bırakabilirsiniz gerekiyor. Onu başka bir bölümde detaylı anlatacağım. Diğer bakmanız gereken ayarsa bizim kullanıcı arayüzümüz. Bunun rengini değiştiriyorsunuz. Şu beyaz var, kirli beyaz var veya gri var veya komple siyah var. Bunları istediğinizi yapabilirsiniz. Ben griyi genelde tercih ediyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar diğer ayarlarımız var. Bunlar çok ihtiyacımız aslında yok bunlara. Burada dil ayarı var. Şuradaki dili değiştirme ayarı sizi yanıltmasın. Programın kendi orijinal dili var indirmede kullanmıyorsanız. Otomatik orijinal diliyle geçiyor. Ben çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Değişik bir şey oluyor. Tek bir dilde kullanmanız daha mantıklı. Şu an benim kullandığım dil orijinal dili olduğu için ayrıca bir ek seçebiliyorsunuz. Font ayarları ayrıca var arkadaşlar. Fontların bölümlerini seçebiliyorsunuz. Fontların ölçümde falan değişiklik yapabiliyorsunuz. Bunlara çok ihtiyacımız aslında şimdilik yok arkadaşlar. Çalışma alanınızla alakalı ayarlar var. Burada ikonlar panelini açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an bunlara ihtiyacımız yok. Tuş bölümü var arkadaşlar. Burada bizi tek elle veya mouse'la tek elle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz burada. Burada History Long var arkadaşlar. Burada ayarlarımızda şu işe yarıyor arkadaşlar. Bu ayarlardan bahsediyorum. Sizin programınızda yaptığınız ayarların bir diğer not defteriyle de almaktan ziyade bunu aktif ederek veya da şöyle bir şey yapıyorsunuz. Siz burada gördüğünüz gibi yaptığınız bütün düzenlemeleri bir not defteri gibi size çıktısını veriyor. Bunu almak isterseniz bu ayarları açık bırakabilirsiniz. Menüde çok ihtiyacımız aslında olmuyor. Burada bazı ayarlar var. Bunları da incelemeye gerek yok. Bunları kullanmıyoruz. Burada çıktı ayarlı, şurada çıktı ayarları var arkadaşlar. PNG transparan bir arka plan çıkmasını ayarlıyorsunuz. Dosya boyutunu ayarlıyorsunuz. Bunlardan şimdilik ihtiyacımız yok. Bunlara çok önemsemiyorum arkadaşlar. Temel ayarlarında arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli özellik arkadaşlar şu. Yani kullandığınız bilgisayarın işlemcisiyle Adobe Photoshop'u kullandığınız zaman buna ayıracağınız RAM oranı arkadaşlar çok çok önemli. Bu noktaya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. En önemli nokta bu arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim için arkadaşlar buradaki ayarlarımız şu arkadaşlar. Benim 8 GB RAM'im var. Bu RAM'in ne kadarını programa vermem gerektiğini bana söylüyor. Bu şöyle, benim 8 GB programı açtığım zaman 4 kusurunu buna vermek istiyorum ve programın rahat çalışmasını istiyorum. Bunun burada ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar RAM belirlerseniz programınız o kadar iyi olacaktır. Çünkü düşük RAM'de gerçekten bilgisayarınızı gerçekten kasıyor ve geriye dönük hafızayı sildiği için biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burası programın kullanabileceğiniz RAM ile alakalı işler size ne kadar olduğunu söylüyor. İdeal boyutunu kullandığını söylüyor ve programın izin verdiğiniz RAM ayarlarını söylüyor. Bu alanda ise arkadaşlar kullandığınız grafik işlemciyi söylüyor. Buradaki şu işaret bizim ekran kartımızı kullanıyor. Eğer ekran kartımız yoksa harici bir ekran kartı, eğer kartınız yoksa harici bir ekran kartı yok, işlemci üzerinden bu işe devam edebilirsiniz. Bunu tabii ki şu çok tavsiye etmem. Burada historiye geri dönüş ayarları var arkadaşlar. Bu ayarlar kaç adım ileriye gidebileceğinizi gösteriyor falan filan. Burada çok işimiz yok arkadaşlar. Bu mouse ayarlar, burada kursörün nasıl çalıştığından bahsediyor. Burada dediğim gibi temel mantıkla bunlara çok ihtiyacımız gerçekten yok arkadaşlar.
İlerleyen bölümlerde, daha doğrusu programı iyice öğrendikçe ne, kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şurada transparan ayarlarımız var arkadaşlar. Transparan ayarlarımız önemli arkadaşlar. Buradaki renkli, şuradaki şeyden bahsediyorum. Tıkladığınız zaman bunun şurada boyutunu, şu transparan. Ama bunu değişiklerini şuradan yapıyorsunuz. Small dediğiniz zaman küçük oluyor. Medium dediğiniz zaman bu şekilde oluyor. Bunlar rengi şuradan, şuradan da bunların rengini ayarlıyorsunuz. Kırmızı, beyaz veya gri olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Burada ihtiyacımız çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Kullanacağımız ayarlardan bir tanesi genel ayarlarda interface, arayüz ayarları. Bu tools bölümünde birkaç ayarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama şu an buna gerçekten ihtiyaç yok. Şu ayarlarımız bizi mouse'la resme yaklaştırıyor. Zoomlama falan filan, bu da çok şey değil. Bunlar bizim genel ayarlarımız. Şurada aslında bir iki dakika. Şurada bunlar genel ayarlarımız. Şurada şey ettiğiniz zaman bizim şurada performans ayarlarımız var. Çok önemli arkadaşlar. Bunu kullandığınız zaman RAM vesaire, bunlarla ilgili daha önceden anlattım, bunları görüyorsunuz. Bir de sıfırlama, burada programı sıfırlama ile ilgili bir bölüm var. Bütün bunları ayarladığınız zaman şuradan sıfır programı da sıfırlayabiliyorsunuz. Programı istediğiniz zaman da yeni arayüzüne geliyorsunuz. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Herkes kendine iyi baksın.